Kurban'la ilk tanışmam 4-5 yaşında. İlk hafızamda kalan şey, ben 4-5 yaşına kadar yürüyememişim. Gayet zayıf, cılız bir çocukmuşum. Bir gün kapıya bir dilenci kılıklı adam gelmiş. Belki bunu başkalarının da böyle derdi olanlar olur, yapar diye önce bunu anlatayım. Validem bu adama ekmek bir şey getirmek için içeriden, Sahil dilenci, bir şey vereyim diye girmeden demiş ki bu çocuk niye oturuyor? Demiş ki efendim, annem de demiş ki o çocuk yürüyemiyor demiş. Bizde pesut derler, pesut. Yani cılız, takatsiz. Kızım demiş, sen bir kurban aldır çarşıdan. Bunu, o kurbanı kes. Kanını zayi etme. Yarı belinden aşağı bir leğen içinde o kurbanın kanıyla yıka. Sonra bu kurbanın kanını çiğnenmeyen bir yere, toprağa göm, bir ağacın köküne vesaire. Bu inşallah yürür demiş. O da bildiği bir şey söylüyor galiba diye, annem peki demiş. İçeri gitmiş bir şey alsın getirsin, gelmiş ki adam yok. Şimdi bizim evimiz ana caddeye en az 100 metre mesafede, yani ve evden görüyorsun, yola inse daha inmeden göreceksin, adam yok, kayboldu. Annem demiş ki bu hızır olmasın, şunu dediğini yapayım. Hemen birini çarşıya göndermiş. Bir kurban aldırmış. Çok çocukluktan bazı şeyler insanın hatırında kalıyor. Ben o kanla yıkanmayı hatırlıyorum. 4 yaşında mıydım, 5 yaşında mıydım? Yarı belimden aşağı. Öyle bir hafta kaldım. Bir hafta sonra yıkandım. O yıkandığım sular da çiğnenmeyen bir yere döküldü. Leğende, bahçede, dutun altında yıkandım. Sanki ya çok anlattım, zihnimde yer etti, yahut hakikaten zihnimde kaldı. Sonra validem dedi ki başka yürüyemeyen çocuklara da ben tavsiye ettim, bunu yaptılar, onlar da yürüdü. Siz ondan sonra yürümeye başladınız. Ondan sonra yürümeye, yıkandım yürüdüm. Ayakkabı. Şimdi ilk kurban intiba hafızamda bu.